Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye meclis toplantısında kale projesi hakkında konuştu. Başkan Özdemir, kale projesi devam ediyor, yıkım devam ediyor. Vatandaşı kandırmamak lazım. Kendi rantları uğruna Niğde'nin kaderiyle oynamaya çalışanlara izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Niğde zaman kaybedecek. Bir aksi bir durum olursa, şu an hiçbir sıkıntı yok. Bunu tekrar üstüne basa basa devam. Projemiz devam ediyor. Uzlaşmalar zaten devam ediyor. İnşallah bu sene ihaleye de çıkacağız. Yıkımımız da devam ediyor. En kötü ihtimali atıyorum. Yıkımı iptal oldu. Yine bir ihale yaparız. Eksik evrak varmış. Eksik evrak geçer. Yine yıkım hızlı bir şekilde devam eder. Onda da hiçbir beis yok. İtiraz yolu da açık. Zaten dediğim gibi işlem de devam ediyor da. Hani bu vatandaşın bilgilenmesi açısından soruyorum. Bir nevi basın açıklaması gibi anlatıyorum. Yıkımda da hiçbir problem yok. Devam ediyor. Ama vatandaşı kandırmamak lazım. Vatandaş oradaki veren 10 kişi, 15 kişi. Yani şöyle bir şey olmayacak. Bu proje artık ilan edildi. Burası bir kentsel dönüşüm aslında. Kentsel koruma ve yenileme alanı olarak ilan edildi. Bu saatten sonra vatandaşın elindeki o parseller kamulaştırılacak. Ha, acele kamulaştırmayla olmazsa normal kamulaştırmayla olacak. Normal kamulaştırmada vakit geçecek, öbüründe hızlıca olacak. Vakit geçtiği zaman, gene en kötüsünden bahsediyorum, oradaki esnaf mağdur olacak. Orası aylarca, belki yıllarca, en kötüsünden bahsediyorum. Şu an böyle bir şey kesinlikle yok. Ama yapmaya çalıştıklarını, işte o yüzden siyasi rant diyorum. Küçük siyasi rant için Niğde'nin geleceğiyle ve oradaki vatandaşın hakkına giriliyor asıl. Tescilli binaları koruyun bugün. Niye korumuyorsunuz? Sahibi var hepsini. Niye bugüne kadar restore etmediniz? Çünkü bir tanesi 4 milyon, 5 milyon. Edemezsin zaten. Benim olsa ben de edemem. Devlet diyor ki işte ben edeyim diyor. Bana verin. Ben edeyim diyor. Orada 486 tane parsel var. Bu yeni projede kaç tane parsel var? 90 tane parsel var. İşte ne yapıyor devlet? İşte devlet cebinden para veriyor buraya. Buradan devlet para kazanmıyor. Tam tersi Niğde halkına geçtiğimiz yılın rakamlarıyla en az 800-900 milyon liralık bir yatırım yapıyor. Neden oradaki tescilli binalara bugüne kadar hiç kimse sahip çıkmamış? Bugün mü aklınıza geldi? Aşağıda yeraltı şehri varmış. Hadi ya bir tane kapıdan içeriye tünele girmişler. Burası yeraltı şehri. Neredeydiniz bugüne kadar? Niye bugüne kadar girmediniz? O kapı sürekli oradaydı. Niye? Yukarısı yapılıyor ya. Birileri rol çalacak. Bir iş yapıyormuş gibi kendini gösterecek. Ama hiçbir şey bilmiyorlar aslında. Çok da cahiller. Sadece dediğimiz gibi kendi rantları uğruna Niğde'nin kaderiyle oynamaya çalışıyorlar. Ama buna emin olun başta Niğde halkı izin vermez. Niğde halkı bunun hesabını çok kötü sorar adama. Ne olduğunu şaşırırsın. Neye döndüğünü şaşırırsın. Bu uğraşanlar kimse o alanla. Neye döndüklerini şaşarlar. Bir kere orada binlerce kişinin bir de hakkı var. Sadece 10 kişi, 15 kişi yok orada. 2000 tane hak sahibi var. İnsanların %85'i de zaten uzlaşmış. Ve bir daha bu parayı bulabilecek mi? 96 yılından güne o zaman karar alınmış. Niye yapılmadı o zaman? 96'da yapsaydınız niye yapamadınız? Para yoktu. 10 yıl önce yapılsaydı niye yapamadınız? Para yoktu. İşte bugün biz kamuyu razı etmişiz ya bakanlığı, çevre şehir. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Niğde'ye bu kadar bütçe ayırmış. Millet ekonomik krizi diyor, şu diyor, bu diyor. Biz Niğde olarak bu kadar bütçe almışız ya. Bir daha tarihimizde alabileceğiz mi biz bu parayı? Belediye bütçesinin belki orası bittiği zaman 5 katına mal olacak 1 yıllık bütçesine. O da tüm bütçesinin yatırımla değil. Bir daha Niğde bu parayı bulabilecek mi? Hadi birileri engelledi, atıyorum, en kötüden bahsediyorum. Proje uzadı. Devlet dedi ki ya ben 800 milyon niye buraya yatırayım? Gideyim başka bir hükümete geldi daha kolay oy alabileceğim. Sosyal yardım yapayım bu parayı. Sosyal yardım yapayım belki daha fazla oy alırım diye düşündü birisi. Her şey olabilir. Bu parayı bulmuş Niğde. Bu projeyi Kültür Varlıkları Kurulu'na onaylatmış. Aranızda işi bilen birisi varsa şunu da çok iyi bilir ki tescilli binalar, koruma alanları, buralara proje yapmak, proje onaylatmak çok zordur. Biz arkadaşlara teşekkür ederim. Çok hızlı gittik. Alanda bugüne kadar bile bu kadar yıkım onayı aldık. Projemizi onaylattık. Ya bunların hepsi koskoca bir alandan bahsediyorum. Bir tane parsel değil. Vatandaşlar bir parsel için 5-10 yıl uğraşan vatandaş var ben size örnek veririm. Tescilli alanda ya da tescilli binası olup 5-10 yıl uğraşıp Kültür Varlıkları Kurulu'na projesini onaylatamayan vatandaşlar var Niğde'de. Tek başına hiçbir parselin yapılaşma şansı yok. O yüzden işte orada acele kamulaştırma kararı lazım. O yüzden orada koruma ve yenileme projesi yapmak lazım. Bunun dışında kalenin çözümü yok. Bunun dışındaki tek çözüm var kale yanıp yıkılacak yani. Başka bir şey yok ki. Yıllarda o oldu. Yıllardır hepimiz kaleye gittik. Alaaddin Camii'nin önünde resim çekindik. Kalenin kapısında resim çekindik. Ama hemen yanımızdaki binalar
Yıkılıyordu, hiç kimse dönüp bakmadı. Yanındaki binada yangın çıktı, kimse dönüp bakmadı. Emniyetten suç kaydı istedim. 5000 suç işlenmiş, 5000 miydi, kaçtı son? 5000'e yakın suç işlenmiş geçtiğimiz 4-5 yıl içerisinde, hiç kimse dönüp kale bölgesine bakmamış. Bugün mü aklınıza geldi kalenin kıymetli olduğu? Ayıptır ve günahtır. Bu şehre yapılan da büyük bir ihanettir. Ama bunun hesabını bu millet sorar. 15 kişi değil bu millet. Bu millet bunun hesabını sorar. Bu projenin önüne engel olan herkese. Bu projenin önünde duran herkese millet bunun hesabını sorar. Çünkü bu proje tamamen kamu yararı olan bir proje. Tekrar söylüyorum, tescilli binaların kim yapacak diye ya bir tanesini biz yapamadık. İşte İbrahim Bey burada 4,5 milyon para harcadık bugüne kadar Kadıoğlu konağına, daha bitmedi. Bir tane konak. Belediye kaç tane konak restore edebilir? Hangi bakanlık gelir de durduk yerde şu konağınızı restore edeyim der? Bugüne kadar niye yapmamışlar? İşte buna itiraz edenlerin hesabını bu millet soracak. Hepimiz de bu gözlerle bu dünyada göreceğiz. Hepimiz göreceğiz. Kim üstüne alınıyorsa alınsın. Bürokrat üstüne alınıyorsa bürokrat alınsın. Siyasetçi üstüne alınıyorsa siyasetçi üstüne alınsın. Bu projeni bir gün aksatacak adamın hesabını bu millet soracak. Bunu da hepimiz göreceğiz.